AKE Teknoloji'nin haftalık haber bültenine hoş geldiniz. Yeni haftadan yepyeni haberlerle karşınızdayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. 97. kez kutladığımız bu anlamlı günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimini ilan edişini yeniden şükranla anımsadık. AKE Teknoloji olarak biz de Cumhuriyet Bayramınızı içtenlikle kutluyoruz. Yine bu hafta bir Türk markası olarak Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde tesis kurulumu gerçekleştirerek ülkemize hizmeti sürdürdük. Türk bayrağını teknolojilerimizle başka ülkelerde dalgalandırmaktan gururluyuz. Haberlerimiz başlıyor. Bu yıl 97. kez kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kısaca hatırlayalım. Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1923 yılında Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan milli bayramımızdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilan edildiği bugün yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. yıl nutkunda bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. %100 yerli sermaye ile kurulan bir Türk firması olarak tam teşekküllü hububat ve kuru yemiş tesisleri kurmaya bu haftada devam ediyoruz. Necip Aydın yönetimindeki Aydınlar Bitkisel Tarım firması için saatte 10 ton kapasiteyle çalışan bakliyat eleme tesisi kurduk. Üretim parkurunda eleme, temizleme, ilaçlama, çuvallama ve yükleme üniteleri bulunuyor. Tesiste öncelikle işlenecek ürünlerse yem, tahıl, tohum cinsleri. Bu kıymetli yatırım Aksaray bakliyat piyasasına hayırlı olsun. Bursa'nın Karacabey ilçesinde Aka Zirai için sebze ve soğan tohum eleme tesisini kurduk. Eleme, temizleme, boylama ve çuvallama işlemlerini gerçekleştiren üretim parkurunda kapalı eleme makinesi Excel 203 bulunuyor. Tesiste hassas ve hafif bir ürün olan soğan tohumu saatte 500 kilogram kapasiteyle elenecek. Gaziantep'in Nizip ilçesinde Kılıç Kesmez firması için Antep fıstığı temizleme ve ayıklama tesisi kurduk. Tam teşekküllü tesiste yeni geliştirdiğimiz teknolojilerimizden olan kapalı hafif tane makinesi bulunuyor. Saatte 5 ton Antep fıstığı işleyebilen tesisin Gaziantep fıstık piyasasına hayırlı olmasını diliyoruz. Vasfi Kaya yönetimindeki Aykaya Tarım'a 10 metre uzunluğunda çuval yükleme bandı gönderdik. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hizmet veren firma arpa, buğday gibi ürünlerin ticaretini yapıyor. Diyarbakır kuru gıda piyasasına hayırlı olsun. Ekim ayının ilk haftasında Yılbay Tarım için buğday temizleme tesisinin mekanik kurulumunu tamamladık. Geçtiğimiz günlerde de saatte 10 ton kapasiteli tohum eleme, temizleme, ilaçlama, çuvallama ve yükleme ünitesinden oluşan tesis tamamen devreye alındı. AKE Teknoloji Montaj ekibi tarafından ürün denemeleri yaparak firma çalışanlarına gerekli eğitimler verildi. Tohum, hububat ve bakliyat ürünlerinden başarılı sonuçlar alındı. Hayırlı olsun diyoruz. AKE Teknoloji'nin hareketli dünyasından farklı haberlerde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.